Bu videoda size talep ve talep miktarı arasındaki farkı anlatmaya çalışacağım. Odaklanacağımız nokta ise talepteki değişimle talep miktarındaki değişim arasındaki fark olacak. Üzerinde çalışacağımız grafik hakkında biraz bilgi vermek adına ekranda X markalı otomobillerin fiyat miktar grafiğini görmektesiniz. Bu talep eğrisi alıştığımız talep eğrilerine benzeyen, talep kanunuyla uyumlu olan bir eğri. Demek istediğim, fiyat yükseldikçe talep edilen miktar azalıyor ve buna bağlı olarak talep edilen miktar ya da talep miktarının eğri üzerindeki belirli bir nokta ile eşleştiğini fark etmiş olmalısınız. Şurayı talep edilen miktar 1 olarak işaretleyelim. Yani sanırım anlamışsınızdır. Talep miktarı talep eğrisiyle aynı şey değil. Talep dendiğinde yani tek başına talep kelimesini duyduğunuzda aklınıza bu eğri gelsin. Fiyat yüksek değil de düşük olduğu zaman ne oluyor dersiniz? Çok basit. Fiyat düştükçe talep edilen miktar artar. Talep kanununa göre eğri üzerindeki bu noktanın da yüksek bir talep miktarına denk geldiğini söyleyebiliriz. Talep edilen miktar 2 bu söylediklerimi bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Kısacası talep miktarı, talep eğrisi üzerindeki tek bir noktayla eşleşirken, talep fiyatla miktar arasındaki ilişkiyi gösteren ve talep eğrisi üzerinde bulunan noktalar kümesidir. Talep eğrisinin tamamıdır diye düşünebilirsiniz. Şimdi birkaç örnek düşünelim. Bazı senaryoların üzerinden geçelim ve bunların talepte mi yoksa talep miktarında mı bir değişime sebep olacaklarını bulmaya çalışalım. Otomobil piyasasından konuşuyorduk değil mi? Birinci senaryoda yetkili satış bayilerinin fiyatları %10 düşürdüklerini farz edelim. Sizce bu talepte bir değişim yani talep eğrisinin ötelenmesiyle mi sonuçlanır? Yani eğri sağa ya da sola bir bütün halinde mi hareket eder? Yoksa eğri üzerinde bir kayma yani talep miktarındaki bir değişimle mi? Hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Bu tarz soruları farklı şekillerde değerlendirebiliriz. Talep eğrisinin ötelenmesi için şöyle düşünebilirsiniz. Belirli bir fiyat seçtiğinizde burada söylenenin bu fiyatta talep edilen miktarı değiştirip değiştirmediğine bakabilirsiniz. Bu durum tüketicilerin belirli bir fiyattan almak istedikleri otomobillerin sayısını yani talep edilen miktarı değiştirmez öyle değil mi? Çünkü burada değişen fiyatın kendisi. Bu yüzden de bunun talep eğrisi üzerinde bir kayma olacağını söyleyebiliriz. Denge fiyatından önümüzdeki videolarda daha ayrıntılı bir biçimde bahsedeceğiz. Ama şimdilik denge fiyatı ve talep miktarı bayiler fiyatları düşürmeden bu noktada eşleşiyor olsunlar. Burayı da talep edilen miktar 3 olarak işaretliyorum. Fiyatlar düştüğünde ise farklı bir noktaya geleceğiz ve burayı da talep edilen miktar 4 olarak işaretliyorum. Gördüğünüz gibi bu senaryo talep miktarında bir değişimle sonuçlanır. Değişim için delta sembolünü kullanalım. Ve bu senaryoda talep miktarının artacağını da bu şekilde belirtebiliriz. Sırada yeni bir örnek var. Benzin fiyatlarının arttığını düşünelim mi? Bu durum grafiğimizi nasıl etkiler? Hadi bakalım. Hemen videoyu durdurun ve bunun nasıl sonuçlanacağını da siz bulmaya çalışın. Talep edilen otomobil miktarı mı değişir yoksa talep eğrisinin kendisi mi? Yine az önce kullandığım mantığı kullanacağım. Belirli bir fiyat seçiyorum. Şimdi fiyatın bu olduğunu ve bu fiyattaki talep miktarının da bu olduğunu düşünelim seçeceğimiz herhangi bir fiyatta benzin fiyatları arttığında tüketicilerin cebinde daha az para kalacak bir otomobil satın alıp kullanmanın maliyeti artacağı için de tüketicilerin otomobile gösterdiği talep azalacaktır neden çünkü otomobil kullanmanın maliyeti arttı ve bunun buradaki herhangi bir fiyat içinde doğru olacağının altını çizmek istiyorum o halde bu durumda talep eğrisinin kendisinin değişeceğini, yani bu şekilde hareket edeceğini söyleyebiliriz. Bu eğer D1 ise bu da D2 olur. Evet, bu senaryoda da talep değişir hatta azalır diye not ediyorum. Ya da sola doğru ötelenir diyelim. Çünkü olup biteni grafiğe göre tanımlamanın en iyi yolu bu. Üçüncü bir senaryoyu düşünelim. Diyelim ki toplu taşıma ücretleri düşüyor. Bu durumda ne olur dersiniz? Talep miktarı mı yoksa talep mi değişir? Yine bir fiyat seçelim. Bu olabilir. Bu olabilir ya da bu. Hangisi olduğu fark etmez. Otomobil yerine kullanılabilecek seçeneklerden biri yani toplu taşıma daha cazip hale geliyor. Ve bu da belirli bir fiyatta piyasanın ya da insanların otomobili olan taleplerinin düşeceği şeklinde yorumlanabilir. Evet, bu da talebin değişmesiyle sonuçlanan bir senaryodur. Unutmayın, bir senaryo eğri üzerindeki herhangi bir fiyat için doğru olduğunda bu durum eğrinin ötelenmesiyle sonuçlanır. Neticede talep değişir, eğri sola doğru ötelenir. İkinci senaryoda olanın hemen hemen aynısı. Dördüncü senaryomuzda ise diyelim ki devlet sıfır otomobil satışlarından aldığı vergiyi düşürüyor. Videoyu durdurup biraz düşünmek ister misiniz? Talep eğrisi üzerinde nerede olursak olalım, devletin vergi indirimi sonucunda otomobil sahibi olmanın maliyeti düşerse, fiyat ne olursa olsun insanların talepleri artabilir. Ve bu da talep eğrisinin sağa doğru kayması ya da ötelenmesi anlamına gelir. Bu da D3 eğrisi olsun. Talep edilen miktar değil, talebin kendisi değişti ve eğri sağa doğru ötelendi. Gördünüz mü? 5. Senaryo Ekonomik gidişatın bozulması sonucunda gelirlerin düştüğü kötümser bir senaryoda ne olur dersiniz? Hadi videoyu durdurun ve biraz düşünün. İnsanların gelirlerinin düşmesiyle benzin fiyatlarının artması aslında birbirine benzeyen senaryolar. Çünkü ikisinde de eğrinin neresinde bulunuyorsak bulunalım, insanların otomobil için harcayabilecekleri daha az paraları oluyor. Yani bu senaryoda da talep eğrisi sola ötelenir. Evet. Değişen yine talep eğrisinin kendisi ve bu defa da sola doğru ötelendi. Son olarak bir senaryo daha düşünelim. Tüketicilerin otomobil fiyatlarının artışa geçeceği, yani yakın zamanda fiyatların artacağı beklentisi içinde olduklarını varsayalım ve neler olacağına bir göz atalım. Sizce bu durum talebi mi yoksa talep miktarını mı değiştirir? Hadi düşünelim. Bunun da talep eğrisi üzerinde nerede bulunduğumuzla yani denge fiyatının ne olduğuyla alakası yoktur. Eğri üzerinde tüm noktalar için aynı şey geçerlidir. Tüketiciler fiyatların artacağını düşünüyorlarsa, örneğin bir otomobil dergisi kısa sürede otomobil fiyatlarının ikiye katlayacağı iddiasını öne sürdüyse, eğri üzerinde nerede olursak olalım insanların fiyatlar artmadan bir otomobil alsam daha iyi olur diye düşüneceklerini yani talep eğrisinin sağa doğru öteleneceğini söyleyebiliriz. Talep eğrisi ve sağa öteleniyor. Bunlara dayanarak fiyatlardaki değişimlerin birinin otomobil fiyatlarını arttırmasından ya da düşürmesinden bahsediyorum. Talep miktarını değiştireceğini düşünmek mümkün. Önümüzdeki videolarda işin içine bir de az eğrisi girecek. Ve bu iki eğrinin kesiştikleri nokta yani denge fiyatından bahsedeceğiz. Eğrilerden biri ötelendiğinde denge fiyatının öteleneceğini ve bunun da talep miktarının değişmesine sebep olacağını göreceğiz. Eğrinin neresinde bulunduğumuza bakmaksızın yani fiyattan bağımsız olarak tüm talebi etkileyen durumlarda talep miktarının değil de insanların talebin değişeceğini yani talep eğrisinin öteleneceğini düşünmeliyiz.